Merhaba. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdik. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a düşman olduğumuz için onu ya da onu sevmediğimiz için değil, yanlışlarını gördüğümüz için eleştirdik. Ben eleştirdim. Muhalif denen kesim eleştirdi. Eleştirmeyen bir kesim var, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı delice sevenler. Asla onun hatalarını görmüyorlar. Ama hakkını da vermek lazım. Şimdi size Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru söylediği birkaç videoyu yorumlayacağım. Onları paylaşacağım burada. E tabi Recep Tayyip Erdoğan da doğru söylüyor. Yanlışlarını bir kenara koyalım ve doğru söylediklerini şimdi dile getireceğim, anlatacağım. Burada sizinle paylaşacağım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık babadan evlada geçer gibi bir açıklaması olmuştu yıllar yıllar önce. Şimdi isterseniz o videoyu bir izleyelim, onun üzerine biraz konuşalım. Ne demek istemiş Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık babadan evlada geçer derken neyi amaçlamış? Bir bakalım, bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne demek istediğini. Evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar yıllar önce zannedersem Bursa'da yapılan Refah Partisi kongresinde aynen böyle demiş. Hırsızlık babadan oğula geçer, oğuldan babaya değil. Yani tepedekiler hırsızsa yapacak bir şey yok demiş. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'a katılmamak mümkün değil. Haklı. Doğruya doğru. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada doğru mu demiş? Doğru demiş. Kim bunu inkar edebilir ki? O zaman bugünkü siyasetçilere baktığımız zaman maalesef Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu videoda az önce size dinlettiğim, izlettiğim gibi bu kurallara uymuyorlar. Ve maalesef hırsızlık oğuldan babaya değil, çocuktan babaya değil, babadan oğula geçebilir. Eğer bir baba hırsızsa oğlunun da hırsız olabilme ihtimali çok ama çok fazla. Devam edelim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleriyle ilgili, yaptığı açıklamalarla ilgili. Devam edelim, ne demiş? Mesela yıllar yıllar önce Sayın Erdoğan demiş ki, daha doğrusu yine bir kongrede konuşma yapmış bir vatandaşa, kendi partililerine, Refah Partisi döneminde bir konuşma yapmış ve demiş ki, daha doğrusu bir anısını anlatmış Sayın Cumhurbaşkanı. Fakir neden fakirdir diye bir anısını anlatmış. Fakir neden fakirdir? Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fakir çalmasını bilmediği için fakirdir. Yani buradan seslenmek istiyorum. Ey fakirler, ey garibanlar, ey parası pulu olmayanlar, siz çalmayı bilmiyorsunuz. O yüzden fakirsiniz. Kim diyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı, ya o dönem Refah Partisi Belediye Başkanı ya da İstanbul İl Başkanı'ydı. Bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bakalım bir de kendi sesinden dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı. O dönemde ne demek istemiş? Bir daha dinleyelim. Şimdi ben tabii her ne kadar ekonomi tahsili yaptıysak da orta öğrenimimizi İmam Hatip'ten mezun oluşumuz sebebiyle semtlerimize Tayyip Hoca aşağı, Tayyip Hoca yukarı. Böyle derler. Şimdi bağırıyor orada. Tayyip Hoca, biliyor musun fakir niye fakirdir dedi. Asım abi niye fakirdir? Şöyle dedi. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir dedi. Şimdi Asım abi el hak doğrudur dedi. Orada tabii bir çirkin bir tabir kullandı. Onlar da dedi çalmasını iyi becerdiği için zenginler dedi. Şimdi bakar da bu fakir garip, işçi garip, memur garip, boğazın olmak diyor mu? Nasıl çalsın? Evet. Fakir neden fakirmiş? Çalmasını bilmediği için fakirmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlattığı bu kıssadan ise olayını bugüne indirgediğimizde, yani indirgeme kelimesi tanımlaması pek doğru olmadı ama bugün karşılaştırdığımız zaman benzer bir durumla karşılaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Bugün de fakir, hala fakir, çalmasını bilmediği için fakir olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saraylarda, uçaklarda, uçan saraylarda, altında zırhlı arabalarla yaşıyor. Zengin yani.
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama fakir niye fakir? E çalmasını bilmiyor. Öyle değil mi? Ben demiyorum. Tövbe haşa. Ben demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi söylüyor. Ey fakirler, siz çalmadıkça, çalmasını öğrenemedikçe ilelebet fakir kalacaksınız. Fakir kalmaya mahkumsunuz. E çalın o zaman. Çalabiliyor musunuz? Çalamıyorsunuz. O zaman fakir kalacaksınız. Hiç kusura bakmayın. Dediğim gibi ha, ben demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar yıllar önce bir toplantıda vatandaşa, kendi seçmenine, kendi tabanına aynen böyle seslenmiş. Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir. Nokta. Devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan neler demiş mesela? Bakalım, notlarımı aldım burada telefonda. Mesela dış güçlerle ilgili çok önemli bir saptaması var Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Dış güçlere inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ki o dönem zannedersem ya belediye başkanıydı ya da başbakanlığa hazırlanıyordu, bir televizyon programına katılıyor ve dış güçlerle ilgili düşüncelerini söylüyor. Aynen harfiyen noktasına noktasına katılıyorum. Ben dış güçlere inanmam. Eğer sen güçlüysen dış güçler sana hiçbir şey yapamaz. Ve bununla ilgili sürekli söylüyorum ya arkadaş, bu dış güçler hep gelip bizi mi kalıp karıştırmaya çalışıyor, karıştırmak istiyor. Biz de gidelim Amerika'nın dış güçleri olalım, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, ha gidip Çin'in dış gücü olalım. Olabiliyoruz mu? Ya da Japonya'nın, ya da Avustralya'nın, ne bileyim Kanada'nın falan filan yani. Olabiliyoruz mu? Olamıyoruz. E onlar gelip bize karıştırıyorsa, karıştırıyorsalar abi hiç kusura bakma, dış güçler ya yalan ya da var. Eğer varsa biz çok o zaman süper bir ülke, çok güçlü bir ülke değiliz. O yüzden dış güçler de yalan. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bununla ilgili hemen videosunu izleyelim bakalım. Şimdi tabii bizde bir adet var. Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Yani bazı onlara isimler de buluruz ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir. Ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar veremez. Aynen öyle. Dış güçler asla, eğer sizin bünyeniz güçlüyse dış güçler asla zarar veremez. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, ki o dönem genç ve daha sağlıklı düşündüğünü zannediyorum. Bugün ben sağlığından şüphe duyuyorum Sayın Erdoğan'ın. Sanki biraz sağlıklı düşünemiyor gibi. Ya da o zamanki Recep Tayyip Erdoğan'la bugünkü Recep Tayyip Erdoğan başka insan değil. Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan başka düşüncelere, başka fikirlere kapılmış olabilir. Buna saygı duymak gerekir mi bilmiyorum ama ben açıkçası saygı duymuyorum. Çünkü kendi sözleri bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman böyle, bugün böyle düşünüyor diyemem. Bir insanın elbette ki fikirleri değişir, gelişebilir. Çünkü ne demişti vakti zamanında Sayın Erdoğan? Ben değiştim, değişmedim, geliştim, değiştim gibi bir şeyler söylemişti ya. Ama anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı hem değişiyor hem gelişiyor, ya da gelişiyor mu tanımlaması çok da belki yerinde olmayabilir. Devam edelim, notlarıma bakıyorum. Hemen. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Ekonominin sorumlusu benim, ben demişti. Yakın zamanda zannedersem başbakan mıydı o dönem, cumhurbaşkanı mıydı? Hani hep suçluyoruz ya o dönemde, hatta şimdi bile Berat Albayrak'ı suçluyorlar, ekonomiden sorumlu bakandı kendisi ve çekti gitti biliyorsunuz. Ekonomimiz çok ciddi darbeler aldı, sorunlar aldı. Herkes Berat Albayrak, damat Berat Albayrak'ı suçluyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı çıkmıştı mitinglerde ve aynen şöyle demişti. Bakalım ne demişti Sayın Erdoğan? Bakalım dinleyelim, bu konuda düşünceleri neymiş? Allah aşkına soruyorum. Yahu Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Ya şu anda belediyelerin çoğu batık ya. Bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Kimmiş ekonominin sorumlusu? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani boşu boşuna başkalarını suçlamayın. Suçlanacak bir kişi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu suçlayalım. Ve diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanım, neden ekonomimiz bu kadar kötü diye soralım. Ve belediye başkanlarıyla ilgili söylediği doğru noktalar var. Doğru sözler, doğru saptamalar var. Belediyeler ekonomiyi düzeltemez. Ama unutmamak gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
bir zamanlar belediye başkanıydı ve bugün bu belediyeler battıysa, bu duruma geldiyse hiç kusura bakmayın, bunda sizin de payınız var. Neden? Çünkü ekonomiden siz sorumlusunuz. O yüzden Berat Albayrak onu bunu şunu suçlamasın kimse. Tek bir suçlu var bu konuda. Dediğim gibi ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi söylüyor. Ekonomiden benim, ben sorumluyum dedi. Ben de en azından kendisini sorumlu tutuyorum ve soruyorum. Ekonomimiz neden kötü? Dış güçlere sakın inandığınızı artık söylemeyin bana. Çünkü ben inanmıyorum. Eminim siz de inanmıyorsunuz Sayın Erdoğan. Devam edelim. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Mesela İstanbul'la ilgili çok önemli bir saptaması vardı. İstanbul'a ihanet ettik itirafında bulunmuştu. Gerçi çok itirafı var. Birazdan onlara da geleceğim ama İstanbul'a ihanet ettik. Kim etti? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendilerini AK Parti'yi kastetti. Yani aslında bu açıklamadan sonra hiçbir İstanbullunun kendisine, yani AK Partili bir adaya oy vermemesi gerekiyordu. Ya itiraf ediyor, diyor ki İstanbul'a ihanet ettik. Neyse, ben anımsatmış oldum ve kendisinden de dinleyelim bakalım nasıl ihanet etmiş Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda neler demiş. Bakalım hemen şurada neredeydi, evet şu video, hemen izleyelim. Kadim şehirlerin en önemli güzelliği ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Kimmiş sorumlu? Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca AK Parti yönetimi. E arkadaş, madem ihanet ettiniz, buna rağmen ne yüzde oy istediniz ki? E zaten vermedi İstanbul halkı. Ya bu bir itiraftır. Acı itiraf. İstanbul'a ihanet ettiniz ve ondan sonra gittiniz ki bize oy verin dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan ben de sorumluyum dedi. Bu bir itiraf. Başarısız olduğunu kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanını takdir etmek lazım. Hakikaten herkes başarısız olduğunu kabul etmez. Etmiyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu asla başarısız olduğunu kabul etmiyor. Kaç seçim kaybetmiş ama kendini ben başarısızım demiyor. Ve inatla, ısrarla hala koltuğunda oturuyor. Yalan mı? Değil. Ama CHP'liler bunun farkında mı? Farkında ama nedense ya Kemal Bey artık yeter, başarısız oldunuz. Çekilin kenara da başkası gelsin. Biraz da CHP'yi onlar yönetsin, CHP'yi onlar yönetsin demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'liler memnun. AK Partililer Recep Tayyip Erdoğan'dan memnun. Herkes şikayetçi. Ülke kötü gidiyor, ekonomi kötü gidiyor. Muhalefet oy kaybediyor, iktidar partisi oy kaybediyor. Ne olacak? Nasıl bir çelişkidir bu? Ne yaman çelişkidir? Bu nasıl bir kısır döngüdür böyle? Herkes oy kaybediyor ama kimse de siyasi liderini, partisini değiştirmek istemiyor. Çok garip, çok enteresan. Devam edelim. Ne varmış başka? Evet, bakalım şuraya. Diğer soru neymiş? İstanbul ve en önemli konu 15 Temmuz'la ilgili. Ne istediniz de alamadınız itirafı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra çıkıp bir mitingde FETÖ'ye seslenmişti. FETÖ örgütüne, daha doğrusu vatandaşına seslenmişti de FETÖ'yle ilgili açıklamalar yaparken ne istediniz de alamadınız itirafında bulunmuştu. Bakın bu çok büyük bir itiraf. Ne istediniz de size vermedik, ne istediniz de yapmadık demek aslında bir suç. Yani FETÖ bir terör örgütü ise FETÖ'ye yardım ve yataklık yapmaktan cezalandırılması, en azından ceza almasa bile yargılanması, ifade vermesi gerekiyordu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ondan sonra dedi ki Allah affetsin bizi. Bir dakika, one minute Sayın Cumhurbaşkanım, one minute lütfen. Allah affeder mi affetmez mi bilemem ama halk sizi affeder mi? Yani halkın çoğunluğu, sizin seçmeniniz sizi belki yargılayamıyor biliyor, size kıyamıyor olabilir ama ne istediğinizde FETÖ'ye vermedik dediğiniz zaman, ne istediğinizi alamadınız dediğiniz zaman, o zaman ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bunun bedelini ödemeniz gerektiğini düşünüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü 15 Temmuz gecesi birçok insan yaşamını yitirdi. Siz sokağa davet ettiğiniz için insanlar öldü. Bunun bir bedeli olması gerekiyor. Eğer suçlu FETÖ ise ve FETÖ ülkeye, orduya, oraya, buraya, yargıya sızarken, sizi uyarırlarken, size yapılan uyarılara sizin insanlarınız, sizin yöneticileriniz, bakanlarınız buna kargalar bile güler derken, siz önlem almadıysanız, 15 Temmuz gerçekleştiyse
kusura bakmayın, bunda sizin payınız var, suçunuz var. Allah affetsin demek de sıyrılamazsınız bundan. Kusura bakmayın. Buna ne Allah rıza gösterir, razı gelir, ne de kul. Neyse, bir de dinleyelim tabii. Bunun sizin sözünüzden dinleyelim ki gerçeği anlayalım, öyle değil mi? Ne demek istemişsiniz onu bir daha dinleyelim. Bakalım. Bu Pensilvanya'nın ne olduğunu, kim olduğunu sizler zaten anladınız. Onu zaten tanıdınız. Kardeşlerim, geçenlerde ne diyor? Benimle ilgili söylediği ifade şu: yazıklar olsun. Bu uzun diyor, bize çok hainlik yaptı. Nasıl hainlik yaptıysak, 17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. Bu muydu hainlik be? Bu ne vicdandır be? Okullar için yer istedi, verdik. Uluslararası camiata davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refer ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız. Evet, ne istediniz de vermediler. Bakın, ben uydurmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sözleri bunlar. Bunların hepsi tarihi itiraf. Tarihi. Tebrik ediyorum kendisine böyle itiraflarda bulunduğu için. Dediğim gibi her baba yiğit bunu yapamaz. Ama çıkıyor vatandaşına diyor ki bunları yaptık. Ama dediğim gibi one minute, bir dakika. Bunların bir karşılığı olması gerekmiyor mu? Bu FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçuna girmiyor mu? Giriyor. Peki bunun hesabını kim soracak? Vatandaş alkışlıyor. Şunu yaptık diye alkışlıyor, bunu yaptık diye alkışlıyor. İyiye de alkışlıyor, kötüye de alkışlıyor. Ama ne demiş atalarımız? Sap döner, keser döner. Gün gelir, hesap döner. Devam edelim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı itiraflarla ilgili. Yani doğru söylediklerini. Bunlar doğru. Bunlara kimsenin itirazı yok. Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sonuna kadar haklı. Bakalım başka neler var. Mesela sarayın odaları ile ilgili bir tartışma olmuş. Bakın çok önemli. Sarayın odaları ile ilgili tartışma olmuş ve Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki sarayın odalarını yanlış biliyorsunuz. Dinleyelim bakalım. Kendi sözünden dinleyelim ya. Ben bir şey söylemeyeyim. Ben sadece yorum yapayım, yorumlayayım. Ve şimdi çıkıp bize başka şeyler söylüyor. Ben benim milletimin buna inanacağına zaten asla inanmıyorum. Ve kalkıyor bin odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun. Bin odalı değil. 1150 küsür odası var. Onu da söyleyeyim. Ne kadar? 1100 küsür. Galiba 1300 ya da 1250 oda alabilir. Ve bunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Seçmeni alkışlıyor. Bakın, sürekli söylemişimdir. Sayın Cumhurbaşkanı sarayda yaşamak, ya saray demeyelim de onların tabiriyle külliyede yaşamak isteyebilir. Anlarım. Çankaya'dan çıkıp külliye, yani 1250-1300 odalı bir sarayda, bir külliyede yaşamak isteyebilir. Ama ne zaman biliyor musunuz? Ne zaman senin halkın geçim sıkıntısı, emeklin, memurun geçim sıkıntısı yaşamaz? Senin ekonomin dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelir ve o zaman dersin ki arkadaş, şimdi bu Çankaya bize ufak geliyor. Türkiye'nin itibarına daha uygun bir yer yapalım ve orada yaşayalım der diyebilir. Ondan sonra dersin ki arkadaşlar, burası halkındır. Burada artık ben şimdilik oturuyorum. Benden sonra gelecek yeni cumhurbaşkanı vesaire o gelebilir. Ondan sonra o gelebilir. Bu arada şunu da anımsatmak isterim. O külliye daha önce başbakan için düşünülmüştü. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanken onun için başbakanlık konutu olarak düşünülmüştü. Ama başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına terfi ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ondan sonra zannedersem Binali Yıldırım ve Davutoğlu muyduk? Neyse karıştırdım. Yeni başbakan orada oturması gerekirken hop orası birden başbakanlık konutluğundan cumhurbaşkanlığı konutuna evrildi. Ya da külliye ya da Aksaray'a ya da 1300 odalı saraya evrildi. Tekrar soruyorum. Ya arkadaş, dediğim gibi senin ülken kalkınmış değil. Hala ekonomimiz yerlerde sürünüyor. Niye böyle bir masrafın içerisine girdik? Acil ihtiyaç mıydı bu? Hayır, değildi. O zaman neden? Neden diye soruyorum ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bu ülkede askerlik yapmış, bu ülkede vergi vermiş, bu ülkede emekli olmuş, bu ülkede acılar, mutluluklar yaşamış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum. Neden böyle bir külliye yapma ihtiyacı hissettiniz? Çankaya pekala yeterdi. Yetmez miydi? Yeterdi. Bizim emeklimiz hala isyan ediyor.
çiftçimiz isyan ediyor, köylümüz isyan ediyor, memurumuz, işçimiz isyan ediyor, geçim sıkıntısı yaşıyor, dolar yükselmiş, Türk lirası değer kaybetmiş. Niye? Niye böyle bir külliye yapma ihtiyacı hissettin diye insan ister istemez soruyor. Soruyorum. Sen de soracaksın beni izleyen arkadaşım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tek kelime hakaretim yok. İşte videoyu izlediyseniz sonuna kadar tamamen onun kendi sözlerinden dinlediniz bunları. Ben sadece yorum katıyorum ve soruyorum. Sen de soracaksın. Neden? Neden FETÖ'ye ne istediğinizde alamadınız dediniz? Neden her istediğini yaptınız FETÖ'nün? Neden göz yumdunuz? Neden halkın kalkınmadan, ekonominin düzelmeden 1250 odalı, 1300 odalı saray yaptınız? Bir sürü makam aracı, bir sürü uçaklar, uçan saraylar aldınız. Neden Katarlara, Katarlı şeyhlere Türkiye'yi parsel parsel veriyorsunuz diye sormam gerekiyor. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve oy kullanıyorum. Sen de oy kullanıyorsun canım kardeşim ve bunu soracaksın. Bunu takım tutar gibi aman Recep Tayyip Erdoğan diyorsa doğru diyordur. Aman Kemal Kılıçdaroğlu varsa doğrudur. Ya da işte Meral Akşener diyorsa doğrudur demeyeceksin. Kim olursa olsun. Partinin başında, ülkenin başında kim olursa olsun sorgulayacaksın. Çünkü bu ülke hepimizin. Ne AK Partililerin, ne CHP'lilerin, ne İYİ Partililerin, ne Kürtlerin, ne Lazların, ne Arnavutların, ne Çerkezlerin. Hepimizin. O yüzden bu güzel ülkemizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Başımıza oy vererek getirdiğimiz insanlara hesap soralım. Çünkü o verdiğimiz oy çok kıymetli, çok değerli. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil.